Mesajlarına bakıyorsun sürekli. Ben de bakıyorum kimle mesela, bir özür falan mı var, gene bir hata işledin de. Bir şeyler paylaştım da acaba kaç tık almış olabilirim? Ha, kaç baktım. Beğenim var diye bakıyordum. Kaç? O da oranın reytingi yani. Peki nasıl giderek yani? Giderek artıyor şimdi, uyansınlar biraz daha vatandaşlarımız, görsünler peki, öyle. Peki bu tık uğruna böyle herhangi bizi şey... Bizi izliyorlar ya, telefonlarına pek elleri gitmiyor olabilir. Şeyden sonra, yayınımızdan sonra muhtemelen tıklar çoğalacak. Peki bir şey söyleyeceğim. Tık uğruna neler yapmadık ki, neler yapmayız ki? Mesela benim böyle bir erkek arkadaşım olsa affetmem. Ha. Aşk her şeyi affetmez yani, böyle bir sürekli gerçek. Sürekli elinde pıt 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 dola değil mi? Ne oluyor? Tabii canım, çok rahatsız edici bir ne şey yani. Ne düşünürsün mesela, adamın işi gücü buradaysa ne yapacaksın? Ya işi gücü ise işi gücü, fakat her şeyin bir yeri var. Zaten mesela bir toplantıya gittin bir işle ilgili ya da bir yemeğe gittin. İlk yemeğimiz bizim seninle. Masanın üzerine telefonu koyduğun anda bu demekmiş ki. Yemeğe ye, ayrıl bari, hani bari aç masadan kalkma. Yani sen benim için yeteri kadar önemli değilsin. Dikkatim %100 sende değil, çünkü orada senden daha öncelikli olan bir telefon mesajı söz konusu olabilir. Yani bunlar piyasalar, çok önemli mesajlar. Coin dünyası, yani piyasa, sürekli bakmak coin, gerekiyor. İşkolik yani. De olabilirsin, aşkolik de olabilirsin. Her şey olabilir ama karşındaki insana saygı göstermen lazım. Aşk her şeyi affeder mi? Bazı şeyleri affeder. Şimdi anket sorumuz buydu bugünkü, biliyorsun. Aslında bir sonuçlar gelsin, ona göre değerlendiririz bence ya. Daha bir iki dakika daha vakit tanıyalım. Mesajlar gelsin daha, evet hayır diye. Merak ediyorum. Instagram bu her sabah show TV affetmez. Adresinden lütfen evet ya da hayır deyin, görelim biz de. Bizim de söyleyeceklerimiz var tabii. Her şeyi affeder mi diye sorduk, yanıtlar geldi. %90 bir kaçtı bir anda. Affeder diyenler de var, affetmez diyenler de var. Aslında hayır. Hayır demiş aşk her şeyi affeder mi diye sorduğumuzda i̇şte izleyenlerimizin %75'i. Gördüğün demek gibi ki bütün anketlerde ben çoğunluk tarafındayım. Çok iyi, ben evet diyorum, çünkü ben aşk adamıyım ve aşkı her şeyde üstün tutuyorum. Dolayısıyla ne olursa olsun aşıksan gözün görmez Ebru. Yani gençken belki senin gibi düşünebilirdim ama diyorum ki ya şunun şurasında kaç yılımız kaldı? Hayatım, şunun şurasında gencim. Hayat dediğin şey nedir? Birbirimizi kırmaya, üzmeye bir mana var mı? Yok. Dolayısıyla ne olursa olsun kırmızı çizgiler olabilir, onu da pembeleştiririz. O zaman yapmaya devam edecek Murat'cığım. Ne yapacak? Onu da affedecek ne misin? Yani neyse senin o kırmızı çizgin. Önemli olan benim mutluluğum değil mi? Böyle yani, affediyorsam ve ben bundan mutluysam affederim. Ama olur mu canım, senin duruşun nerede? Senin etik halin nerede? İlişkideki bir takım saygı, sevgi. İş güç yapmıyoruz ki etikte, duruşta falan. Aşksan aşktan canım? Bahsediyoruz. Aşk, tamam, İki kişiden bahsediyoruz. Evet, ne sana olursa olsun yapsın. Ben affederim kardeşim. Sana istediğini yapsın. Aldatsın, varsa sen affet. Seviyor. Aşk varsa tabii ki. Bir dakika, kız arkadaşın seni aldattı. Affeder misin? Aşktan bahsediyoruz. Niye yani... Her şeyi affederim diyorsun, hala soruyorsun ya. Ya Murat, sana inanamıyorum. Evet, bunu gençken mesela hayır kardeşim derdim. Ama şimdi ya 3 günlük dünya be Ebru. Ha? Hani affettin, tamam seni affettim ama bundan sonra İki görüşmeyelim mi diye. Dersin? Görüşmeyelim, bu ilişki bitti mi dersin? Ama affediyorum gönül seni. Gönül koyarım, sonra barışırım, ne olacak ki? Ya Sezen Aksu demedi mi geçen gün? Sezen Aksu deyince Sezen Aksu oluyor da biz söyleyince mi olmuyor kardeşim? Allah Allah. Reklam arası verelim ya. Tamam.